Buradan diğer bir konuda geçeyim. Mollaköy, Kazo. Mollaköy. Evet. Aa, bu Kazo da, ve kürek bu da yine spor ilgilendiren Mollaköy Kano parkurumuz. Neredeyiz? Nereye geldik? Evet. Hangi aşamadayız? Çok kısa bir şekilde özetleyeyim. Evet, projemiz bu. Arifiye ilçemizde, sınırlarında, Mollaköy mevkiinde, daha önce kumoca olarak kullanılan alanlarda, uluslararası standartlarda Olimpik Kano Kürek Parkuru projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortak bir protokol yapılarak gerçekleşmesi planlanmıştır. Yaklaşık 3000 dekar olarak düşünülen projenin birinci etabı 1000 dekar alan planlanmış ve mülkiyetin bir kısmı vatandaşlarımızın, bir kısmı kamunun olan alanda gerekli çalışmalar yapılarak mülkiyet sorunu çözülmüştür. Kamulaşma işlemleri tamamlandı. Bunu tabii büyükşehir olarak gerçekleştirdik. Üçte bir yapılan, iş başkanım. Yani diğer kısmı zaten çok düşünmüyoruz. O 1000 dekarlık kısmı, dönüm kısmı yetiyor. Evet. Diğeri biraz daha şey, sosyal amaçlı. Onu şu anda etap etap olabilir. Zaten üçte bir bitmiş. Bunlar zaten sosyal donut alanlar şeklinde. Esas parkur 1000 dekar üzerinde. Yapılan protokol kapsamında proje çalışmaları tamamlandı. Çizilen mimari projeler incelenmek üzere Genç ve Spor İl Müdürlüğümüze gönderilmiştir. Ve kendilerinin yapacağı incelemeler sonucunda nihai projeler tamamlanıp proje ihaleye hazır hale getirilecektir. Bununla ilgili Sayın Bakanımız Düzce depreminde bir aradaydık. Yani biz yakında olan Düzce depreminde. Sayın Bakanıma yeri değil ama Sayın Bakanım acıkan yer ayrı, acıyan yer ayrı diye bir misal var. Bir yandan acılarımızı paylaşırken bir yandan da acıkan yerimizi paylaşalım dedik. Buyur başkan dedi, sağ olsun. Çok hoşgörülü bir bakanımız. Dedim bizim kano parkurumuz her şey tamam bakanım. Talimatınızı bekliyor. Bir talimat verin. Bunu programa alalım. İhale programa alalım. Eğer talimatlarınızla uymuyorsanız. O da genel müdür aradı. Nedir dedi bu kano parkur Sakarya'daki. O da gerekli bizim çalışmalarımızı ifade etti. Derhal bunu programa alın. İhale işlemlerini başlatalım diye talimatını verdi. O da Sakarya'mız için şöyle bir kano parkurunu uluslararası müsabakaların yapılabileceği ve bütün ülkemizdeki müsabakaları yapılabileceği böyle bir cennet parkuru oluşturuyoruz. Yani Sakarya Nehri'ni bu şekilde kenarını tamamlıyoruz. Evet. Tamamlıyoruz. Evet, burada ne var? Yan yana 10 takımın birlikte yarışabileceği 1500 metre kano yarış parkuru. Başka? Hakem ve sporcuların konaklayabileceği sporcu ve hakem oteli yapıyoruz. Aynı anda 20 kanonun park edebileceği kayıkhane, 2,5 kilometre uzunluğunda bisiklet parkuru, gezinti yolları, 10.000 metrekare alana sahip karavan ve çadır parkı, start ve finish kuleleri, gastronomi ve 4 adet restoranlığa sahip lezzet sokağı, seyir kulesi, otoparkları kapsayan bir proje olarak bunu belirlemiş olduk, bakanlığımıza sunmuş olduk. Farkındasınız her projede mutlaka bisiklet yolunu koyuyorum. Her projede karavan parkı koyuyorum. Önemli. Yani karavan bir turizm. Karavan park demek turizm demek. Dolayısıyla bisiklet yolunu koyuyoruz. Farkındasınız. Bak bütün projelerde görüyorsunuz bunu. Ve karavan parkını mutlaka koyuyoruz. Projede son aşamasında onay bekliyoruz. İnşallah Sayın Bakanımızın tensipleriyle programa alacağımıza 2023 yılı içinde bunu da programa alacağımıza inanıyorum inşallah. Çünkü Bakan Bey'in talimatı böyleydi. Talimat benim yanımda verdi. Aç telefonu yanımda verdi. Biz de altyapı çalışmaları sürdürüyoruz. Bu güzel projemizin yakın zamanda Sakarya'mıza, ülkemize hayırlı olması temenni ediyorum. Ve bugünden ben bunun heyecanını zevkli yaşıyorum. İnşallah bu en kısa önemli zamanda gerçekleştiririz. Evet. Pamsu arkadaşlar sorunuz yok. Yani katkı sağlayın. Bölmek istemiyoruz çünkü. Yok. Evet. Şunu ben katkı sağlayayım, bu da önemli. Neden? Turizm ve ekonomik anlamda, esnaf için, turizm anlamında da bizim için önemli bir proje. Sakarya Nehri kenarı cennet oluyor. Evet, evet. Cennete dönüyor yani. Yıllarda derler yani su akar, Türk bakar, o bitti artık. Bitti artık abi, yapıyoruz. Su akıyor. Biz artık dedik ya Sakarya'nın 100 yıllık projelerini, 100 yıllık geleceğe hitap edecek projelerini gerçekleştiriyoruz. Bir yandan altyapıda tıkanmıyoruz, üst yapıda tıkanmıyoruz. Sosyal donut alanı tıkanmıyoruz. Ne yapıyoruz? Sakarya'nın 100 yıllık geleceği, vizyon projeleri hayata geçiriyoruz. Zafer Tokuş, su akar, Türk bakar, bitti. Başkanım, bu esnada biz size çay da içelim. Size...